Herkese merhabalar. Makale, sohbet ve fıkra konusunu öğreneceğiz. Dünyanın en kolay konusu. Hiç endişelenmenize gerek yok. Mükemmel bir şekilde aralarındaki farkları, edebiyatımızdaki ilk örneklerini ve özelliklerini öğreneceğiz. Arkanıza yaslanın. Güzel bir şekilde videomuza başlayalım. Ve bu konuyu Türkiye'deki en detaylı ama en kısa videoyla halledelim arkadaşlar. Daha çok işiniz var biliyorum. O yüzden bu konuyu size en kısa şekliyle anlatacağım. Öncelikle makale, sohbet ve fıkranın ne olduğunu bilmemiz lazım. Makale bilimsel, herhangi bir yorum katılmayan Yazılar arkadaşlar. Sohbet ise kişisel düşüncelerin paylaşıldığı, karşılıklı konuşmanın olduğu yazılar. Fıkra ise okuru yönlendirmeye yönelik bak. Sohbet etmek için değil. Yani mesela ben şimdi size sohbet etmiyorum. Ben şimdi sizi yönlendirmeye çalışıyorum. Ben size bir şeyler vermeye çalışıyorum öyle değil mi? İşte sohbette okuru yönlendirme amacı yok ama fıkrada okuru yönlendirme amacı var ve fıkralar daha çok güncel konularda yazılıyor. Aralarındaki temel farklılık bu. O zaman bilimsel, resmi, nesnel, kanıtlama zorunluluğu olan, ciddi üslup olan makale. Bu zaten bunlardan farklı sohbetle fıkra birbirine karışıyor. Sohbetin özelliği kişisel düşünceleri paylaşıyor. Fıkra ise okuru yönlendiriyor. Bak bak bu bunu böyle yapıyor, böyle düşün diyor. ve genellikle gazetelerdeki köşe yazısı ve güncelliği var. Güncel konular. O zaman kapağı yazıyorum ve konuyu bitiriyorum arkadaşlar. O zaman yazıyorum buraya bakın. Makale nesnel diyorum. Makale ciddi diyorum. Makale kanıt gerekir diyorum. Kanıtla diyorum bak kanıtlamak zorunlu. Sohbete ise e kişisel düşünce yazıyorum bakın. Kişisel düşünce. E hocam fıkrada kişisel düşünce var mı? Var. Ama fıkrada yönlendirme amacı var. Bakın buraya yazıyorum. Yönlendirme amacı var diyorum. Burası çok çok önemli. Buraya dikkat edin. Ve kişisel düşünce dedik, başka ne? Konuşma dedik. Burada karşılıklı konuşmaması var. Konuşma havası yazıyorum sohbete. E burada konuşmaması yok mu? Var. Burada konuşmaması var ama burada esas burada olmayan şey güncel konular var. Güncel konular olduğu için gazetelerde köşe yazıları gibi olduğu için şeyini yitirebiliyor. Zaman, zamanla e, böyle geçerliliğini yitirebiliyor. Güncelliğini yitirebiliyor. O gün çok önemli bir olayken başka bir gün önemsiz bir olaya dönüşebiliyor. O zaman aralarındaki temel farklılık bu. Gelin şimdi yine kısa bir şekilde ve detaylı bir şekilde konumuzun ayrıntılarına girelim. Bu kadarını biliyorsanız zaten çok iyi bir not alırsınız. Şimdi özellikle ne öğreneceğiz? Bilimsel makale, edebi makale hepsine bakacağız ama hiç korkmanıza gerek yok. Hemen makalenin tanımıyla başlıyoruz. Bilimsel ve toplumsal konularda, siyaset, ekonomi, sanat, spor ve benzeri alanlarda yazılan... Hocam niye böyle ciddi okuyorsunuz? E çünkü makale ciddi o yüzden. Açıklayıcı ve yorumlayıcı niteliği olan gazete veya dergi yazılarına makale denir. Of içimiz karardı hocam. Hiç korkmayın bak. Bilimsel ve toplumsal konularda açıklayıcı gazete ve dergi yazılarına makale deniyor. Bu kadar basit. Hocam açıklayıcı derken açıklayıcı demek, didaktik demek, düşünce yazısı demek, görüşler kanıtlarıyla sunulur demek, ciddi, nesnel, terimler var demek. Yani eğer bir anlatım açıksa her okuyan aynı anlamı çıkarır. Mesela ben şimdi açık bir video anlatıyorum. Herkes aynı şeyi anlıyor. Mesela şöyle anlatmıyorum. Makale öyle bir şeydir ki arkadaşlar anlatmakla bitmez. Kendinizden geçersiniz makaleyi dinlerken. Deniz dalgalarının içerisindeki sıcak köpüğün. Ne diyorsun hocam dersiniz ya böyle anlamsız anlamsız. Şey. O kapalı anlatım oluyor işte. Açık ise her okuyanın, her dinleyenin, her izleyenin, sizden bahsediyorum. Aynı anlamı çıkartması demek. Makale ciddi bu kadar basit. Kültür toplumları özgüdür. Milletleri birbirinden ayıran niteliğiyle kültür ve önemli olsun. Ya bu ne ya Üf. Makale bu çok ciddiyim ben. Örneğin kahve kültürü böyle anlatıyor, net bilgi veriyor. Hiç yorum katmıyor. Makalenin iki türü var arkadaşlar. Bir bilimsel makale, bir de edebi makale. Bilimsel makale bilimsel dergilerde yayınlanıyor. Allah Allah. Alanında uzman kişiler yazıyor. İkisi e herhalde yani. Edebiyat, tıp, ekonomi ve benzeri bilim dalları ile ilgili konular işleniyor. Bilimsel bir tez var. Yargılar kesin ve kanıtlanabilir. Araştırma verileriyle destekleyecek. Nesnel ve ciddi. Söz oyunları, kapalı ifadeler, mecazlar falan filan. Mecazi mürsel sanatı yaptım bilimsel makalede. Abi sen yanlış yere gelmişsin. Sen, sen, sen edebiyatçısın sen öbür tarafa git. Kelimeler çoklukla temel anlamlarıyla kullanılıyor. Bilimsel terimler var. Özetleme ve alıntılama var. Uzun alıntılardan kaçınılıyor. Alıntıların kaynağı dipnotlarda belirtiliyor. Mesela bilimsel makalede şöyle bir şey diyemezsin. Bence ben böyle olduğunu düşünüyorum. Dediğin an patlarsın. Mesela üniversiteye geldiğinizde inşallah göreceksiniz. Böyle İngilizce bilimsel makale yazdığınız zaman I think bence dediğin an hoca fışt fışt sayfaya çarpacak. Ne yaptın hocam? Sen kimsin diyecek. Sen bilimsel makale. Sen öyle olduğu düşünülüyor demen lazım. Sen alıntı yapman lazım. Kendi yorumunu katmaman lazım diyecek açıklayıcı, bilgi veren ve tartışmacı anlatımlar kullanılıyor. Tanımlama, örneklendirme, karşılaştırma, sayısal veriler bunlar zaten kullanılması lazım. Yararlanılan kaynaklar da kaynakçı da gösteriliyor. Yani birinin sözünü aldıysan mutlaka göstermen gerekiyor. Bilimsel makalede başlık, özet, giriş, yöntem, bulgu, sonuç ve tartışma ve kaynakça bölümleri var. Başlıkta tabii ki o konuya ilgi gösterenlerin okuyacağı ilk bölüm. Kapsayıcı, anlaşılır ve dikkat çekici bir başlık hedef kitleye ulaşmayabilir. Yani iyi bir başlık metni tam yansıtmayan başlık hedef kitleye ulaşmayabilir. Yani sen anlattın mesela ben videomuzun başlığını ne yaptım? Makale, sohbet ve fıkra dedim. Yani bu konuyla alakalı yazılı konusu olan arkadaşlar geldiler bu videoya. Şu an dinliyorlar. Birazdan da konuyu mükemmel bir şekilde öğrenecekler. Ama ben de dedim ki edebiyattan seçmeler. Ne diyor ya? Belki izlemezdiniz bana ne ya der. Ama makale, sohbet, fıkra diye net bir şekilde metnin kapsamasına dikkat ettim. Özet bölümde anahtarıyla yansıtıyorsun. Kapsam, amaç, yöntemler, bulgular, sonuçlar hakkında bilgi veriyorsun. Anahtar kelimeleri sıralıyorsun. Girişte temel bilgiler aktarıyorsun. Aynı konuyu ele alan önceki çalışmalardan söz ediyorsun. Önceden profesör doktor Kamil Bey de böyle yapmıştı diye anlatıyorsun. Yeni bir çalışmaya niçin ihtiyaç duyduğunu açıklıyorsun. Araştırmada kullanılan yöntemleri belirtiyorsun. Hangi yöntemin nasıl ve niçin kullanıldığını açıklayıp başkalarının aynı yöntemleri kullanmasını sağlayacak açıklıkta olması gerekiyor. Yani ben bu yöntemi kullandım, bu kitaplardan faydalandım, sen de faydalanabilirsin diyor. Yani bir bilimsel araştırma bu esasında. Araştırmada elde edilen bulguları sıralıyorsun. Bulguları değerlendiriyorsun. Bulguların ne anlama geldiğini açıklıyorsun. Bulgularla araştırmanın amaçlar arasında ilişki kuruyorsun. Bulgulardan genel çıkarımlara ulaşmaya çalışıyorsun. Net bilimsel bir makale yani. Ulaşılan sonuçlar önceki çalışmaların sonuçlarıyla karşılaştırılıyor. Araştırmanın bilim dünyasına katkısı belirtiliyor. Yararlanılan kaynaklar çalışmanın sonunda liste haline gösteriliyor. Yani hangi kitaplardan faydalandıysan, internetten, genel ağdan faydalandıysan bunları gösteriyorsun. Ve ...belli bir sisteme göre yapıyorsun bunu tabii ki... ...her kaynak kaynakçıda belirtiliyor... ...ve kaynakçıda her kaynak sadece bir kez gösteriyorsun yani... ...on defa kullandıysan on defa aynı eseri göstermene gerek yok... ...intihal önemli, hocanız sınavda intihal ne olduğunu sorabilir... ...başkalarına ait düşüncelerin, sözlerin, verilerin, yapıtların... ...tümünü ya da bir bölümünü kaynak göstermeden kullanmaya... ...intihal, aşırma, hırsızlık, korsancılık deniyor... ...yani yapmamak gerekiyor... ...şimdi alıntılarda kaynak göstermeye baktığımızda... ...alıntılar tırnak içinde gösteriliyor... İfadenin sonuna numara belirtiliyor. Sayfanın sonunda kısa bir çizgiyle ayrılan bölüme kaynak yazılıyor. Alıntının sonundaki numara buraya yazılarak kaynağın künyesi belirtiliyor. Tekrar edilen kaynaklarda adı geçen eser, ifadesinin kısaltması AG, kullanılarak dipnota sadece sayfa numarası yazılıyor. Bu şekilde. Bakın bunu hocanız sınavda sorabilir arkadaşlar. Böyle nasıl yazılacağını sorabilir. Parantez içinde de kaynak gösterebiliyorsun. Yani yay ayrı içerisinde. Burada dipnot kullanılmıyor. Alıntıdan sonra parantez içinde yazarın soyadı, eserin yayın yılı, sayfa numarası belirtiliyor burada almış ve burada da e, parantezi kaynağı gösteriyorsun. Gelelim edebi makaleye. Bilimsel makale gördüğünüz gibi son derece sıkıcı. Yani nesnel, ciddi, kanıtlama zorunluluğu var, ciddi bir üslup var. Ve bilimsel makalenin şu adımlarını bir kez daha göstermek istiyorum. Bilimsel makale, edebi makalesi fark var. Bilimsel makalede böyle bir şey var. Böyle zihninizde bir tane profesör canlandıracaksınız. Gözlükler çiziyorum. Şöyle bir ince bir bıyık çiziyorum. Hocam Hitler'e benzedi. Yok yok sıkıntı yok. Bu bu bir profesör. Hatta saçları da şöyle yanlardan döküyorsun biraz. Tamam mı? Çok güzel. Şimdi bu bilimsel makale. Edebi makale toplumu ilgilendiren her konu işlenebiliyor. Bak bilimsel makalede bilimsel konularda. Açıklama, bilgilendirme, öğretme amacı var. Konuya ilişkin değerlendirme, görüşe, öneriler var. Ama yine kanıtlarla desteklemek zorundasın. Yani bence aman öyle diyemezsin. Mantıksal tutarlılıkla görüşenlere dile getiriyorsun açıklama ve tartışma anlatım biçimlerini kullanıyorsun. Yine tanımlamalar yani bu nedir cümleleri, örnekler, karşılaştırmalar, benzetmeler, düşünce geliştirme yolları var. Deyim, atasözü, özdeyiş ve alıntılardan da yararlanabiliyor. Bilimsel makaldeki özet, giriş, yöntem, bulgular, sonuç ve tartışma kaynakça bölümleri bulunmuyor. O zaman özet bölümü yok edebi makalde. Başka ne bölümü yok? Giriş, yöntem, bulgular. Giriş, yöntem, bulgular bölümü yok. Sonuç ve tartışma kaynakça bölümleri yok. E ne var hocam burada? Hemen gösterelim. Bunların içinde ne olduğunu gösterelim. Mesela Hayat Edebiyat, Fuat Köprülü'nün bir edebi makalesi. Bizim daha İslamiyet dairesine girmeden evvelki edebiyatımız, musikimiz iptidai olmakla beraber cemiyetin sinesinden kopan diye gidiyor. Şimdi bunu burada okuyup sizin vaktiniz çalacak diyelim. Burada edebi makalede giriş, gelişme, sonuç var. Bak bilimsel makale ne kadar sıkıcıydı bak. Başlık, özet, giriş, yöntem, bulgular, sonuç ve tartışma kaynakça. Edebi makale, giriş, gelişme, sonuç. Hop, bitti. Edebi makalenin giriş bölümünde makalenin en kısa bölümü konuyu belirtiyorsun. Tezin ortaya koyuyorsun. Konuya bakış açısı belirtiyorsun. Gelişmede makalenin en uzun bölümü. Giriş bölümünde dile getirilen konuyu açıklıyorsun. Tezleri kanıtlarıyla savunuyorsun. Bak makalede kanıt çok çok önemli arkadaşlar. Bunu kapak nerede? Şöyle hemen kapağı bir kez yanıma almak istiyorum. Burası önemli. Gel buraya kapak. Alamadı. Hoca kapağı alamadı. Ve videonun içinden en az 5-6 saniye boşa gitti. Bakalım. Alamıyorum ya. Hah burada buraya ciddi kanıt kanıtlar diyorum bak kanıtlar ciddi nesnel kanıtlar sinirli bir adam çiziyorum buraya hı <laughs> tamam mı? şimdi devam ediyoruz Mutlaka kanıtlar. ama hocam edebi makale biraz iyiydi olsun yine evet, kanıtlama var böyle de olsa böyle de olsa kanıtlamak zorundasın konuyla ilgili bilgi ve belgeler sergileniyor özetleme bölümü sonuç bölümü görüşerek genel gibi paragrafla özetleniyor konu hakkında büyük var varılıyor bu hükümle yazının ana düşüncesi olacak yani ben öyle olduğunu düşünüyorum diyerek bitiriyorsun Edebiyatımıza makaleye baktığımızda tabii ki batıdan geliyor ve tanzimat dönemine geliyor. Edebiyatımıza ilk makale bakın buraya yıldız koyuyorum sınavda çıkar. Üniversite sınavlarına defalarca sorulmuş. Şinasi'nin 1860'ta ilk özel gazete tercüman havali çıkardığında gazeteyi tanıtıyor. Ve bir takdim mukaddime yazıyor. O zaman edebiyatımızdaki ilk ee, makale Şinasi'nin yazdığı tercüman haval mukaddimesi yani mukaddime. İlk makale 1860'da Tercüman Haval Gazetesi'nde yazılıyor. Sonra da Hüseyin Cahit Yalçın ilerideki dönemlerde edebiyat ve hukuk diye bir çeviri yapacak. Bu da derginin kapanmasına yol açacak. Fransızca çevirdiği makale. Ömer Seyfettin yeni lisan makalesini yazarak Türkçenin pırıl pırıl bir dile dönüşmesini sağlayacak. Edebiyatımızda birçok makale yazan değerli sanatçılar var. Bu sınavda çıkar arkadaşlar. Geldik sohbete. Gördüğünüz gibi makaleyi 10 dakikada bitirdik. Sohbetle fıkrayı da muhtemelen 2-3 dakikada bitireceğiz ve videomuzu bitirmiş olacağız. Şimdi sohbet gazete dergilerde yayınlanıyor. Düşüncelerin kanıtlanması gerekmez. Makaleden farkı. Mizahi fıkralar atasözleri olabilir. Konu fazla derinleştirilmeden işleniyor. Makaleden farkı. Karşılıklı konuşmaması var. Senle benli bir anlatım var. Samim ve anlaşılır bir üslup var. Giriş gelişme ve sonuç bölümleri var. Yani makaleden bambaşka tamamen farklı bir şey yani. Sizin için günün hangi saatidir? Buradan bir şey söyleyemem ama bana sorsalar saatlerin en iyisi ne akşam saatidir, ne öğle saati, ne de sabah saati, ''İnsanlar için en iyi saat muhakkak ki şu nasıl işlediği pek de bilinmeyen adına eşref saat dediğimiz saattir.'' diyor. Resmen yorum yapmış ya. Biz de konuşur gibi sohbet ediyor Şevket Radom. Cumhuriyet öncesi sohbete baktığımızda tanzimat döneminde gazeteyle giriyor. Ahmet Mithat Efendi bu tür yazılar yazıyor. Toplumsal fayda için yazılıyor tabii ki. Sade bir dille yazılıyor. Ve ee ilk örneklerde böyle tam anlayamıyorsun bu sohbet mi değil mi. Ahmet Rasim sertifinonun bağımsız döneminde ilk güzel örnekleri verecek... Tevfik Fikret, Halil Ziya, Hüseyin Cahit'te sohbetler yapacak. Cumhuriyet döneminde daha olgun örnekler veriliyor ve Anadolu insanına sesleniliyor diyeceğiz. Her tür konuda var tabii ki. Ahmet Rasim'in Ramazan sohbetleri, Nurlu Ataç Söyleşiler, Şevket Rado Eşref Saat. Ee, bunlar çok önemli. Üniversiteden çıkan e, sohbet türündeki bazı eserler arkadaşlar. Şevket Rado sohbet türünün başarılı kalemlerinden biri. Geldik fıkraya. Fıkrayı sakın Nasreddin Hoca fıkralarıyla karıştırmayın. Aa Nasreddin Hoca bugün şey binmiş. Hayır hayır o, o komedi fıkrası. Bu köşe yazısı yani gazetelerde köşe yazısı. Bak tanımın altını çiziyorum. Gazete ya da dergilerde günlük olayların, ülke sorunlarının değerlendirildiği, sanat, spor, bilim ve bak değerlendiriliyor yani. Adam yorum katıyor. Sanat, spor, bilim ve kültür alanındaki düşüncelerin rahat ve samimi oh bir üslupla ortaya konduğu yazı türüne köşe yazısı deniyor. Köşe yazısı olarak bilinen fıkra türüyle nükteli ve güldürücü hikayecik olan fıkra karıştırılmamalı. Bak, Fıkra'nın anahtar kelimeleri. Güncel konular ele alınıyor. Hocam, anahtar kelimeleri söylemiştiniz. Bakalım söylemiş miyim? Güncel. Yönlendirme amacı var. Evet. Ve e, rahat. Rahat yazalım. Rahat rahat yazıyor böyle. Kanıt falan yok yani güncel. Düşüncelerin kanıtlanması gerekmiyor. Hop makaleden farkı. Kişisel görüşler kısa ve özlü şekilde aktarılıyor. Halkın anlayacağı dil var. Nükteli sözler yani esprili sözler var. Okuru yönlendirme amacı var. Bak bu da sohbetten farkı. Sohbetten farkı. Yani sohbet yazan adam diyor ki ben böyle düşünüyorum. Siz de dinleyin. Ama fıkra yazan adam şöyle diyor. Ben böyle düşünüyorum. Siz de benim gibi düşünmek istemez misiniz? Hadi hadi siz de benim gibi düşünün diyor. Giriş gelişme ve sonuç bölümleri var. Görüyorum ki matbuat münakaşaları gittikçe bir şakalaşma haline alıyor. Muharrirler şimdi münakaşa meydan atılırken mizahı en keskin, en şaşmaz, en işleyici bir silah olarak seçiyorlar. Her cümlede bunu kullanmak istiyorlar. Kavuklu ile pişeker gibi karşılıklı söz atıp lakı yutturmak merakı doğrusu gazeteciliğin ciddiyetini bozuyor diye bak kendi yorumunu yapıyor Refik Halit Kara. Cumhuriyet öncesi fıkra Türk edebiyatında tazimat dönemine gazeteyle girmiştir. Bu dönemde yazılan fıkralarda toplumsal temalar var. Dönemine göre halkın anlayacağı bir dil var. Şinasi, Sinamı, Kemal ve Ahmet Yusuf Efendi örneklerini verecek. Batı'dan yeni alındığı için ilk örneklerinde böyle tür tam belirgin değil. Gerçek anlamda ilk fıkralar Sert döneminde görülecek. İlk özel Türkçe gazete, tercüman ahval önemli. Burada zaten hep ilkler var. İlk özel gazete, ilk defa işte ee, tiyatroları göreceğiz. Şinasi'nin şair burada tefrika halinde yani. Arkası yarın halinde yayınlanacak. İlk, ilk özel makaleyi göreceğiz. Tercüman ahval burada. Cumhuriyet döneminde fıkraya baktığımızda burada Yine halkın anlayacağı dil var. Güncel siyasi sosyal konular var. Peyami Safalar, Yakup Kadri'ler, Fahri Rıfkı'lar, Yusuf Ziya'lar, Haldun Taner'ler, Burhan Felek'ler, Atilla İlhan'lar. Birçok değerli sanatçı fıkralar yazacak. Fıkra türündeki eserlere baktığımızda Ahmet Rasip'in Eşkali Zaman üniversite çıkabilir arkadaşlar bunlar. Refik Halit Karay, Yusuf Ziya Ortaç'ın Beşik ve Ocakları çok çok değerli eserler arkadaşlar. Şimdi o zaman bu son sayfayı da söylüyorum ve bitiriyoruz inşallah arkadaşlar. Fıkra ile makale karşılaştırıyorum. Bakın fıkrayı şöyle yapıyorum. Böyle gülümseyen, rahat bir adam. Makaleye sinirli, gergin, hatta bir de gözlük ekleyelim ki çok daha ciddi olduğu anlaşılsın. <laughs> Öznel, kanıtlama zorunluluğu yok, serbest işten bir anlatım, fıkra. Ve anahtar kelime yazıyorum, güncel, tamam Ama bunun makaleden farkı değil zaten, bunun bundan farkı. Şimdi, konu nesnel, hmm. kanıtlama zorunluluğu var, ciddi. Fıkra ile sohbeti karşılaştıralım. Okuru yönlendirme amacı var. Ya ben böyle düşünüyorum sen de böyle düşünüyorsun. Burada düşünceleri paylaşıyor sadece. Sen ister bana katılırsın ister katılmazsın. Serbest anlatım karşılıklı konuşma. Bak, burası benziyor. Güncel bu. Dolayısıyla güncelliğini çabuk getiriyor. Bu ise daha kalıcı bir içeriğe sahip arkadaşlar. Konumuzu bitirdik. Evet şu anda bitti. Sizin yapmanız gereken nedir arkadaşlar? Artık bu konuyla alakalı edebiyatik kitabımızdan bol bol sorular çözüp konuyu pekiştirmek. Posterinizdeki kısımları da kontrol edebilirsiniz. Bu arada artık TYT senesindesiniz. Artık 11. sınıf demek TYT yazılanıyor demek. Dolayısıyla gramatikten, paradoks paragraftan, paragrafikten ve paragrafikten bol bol sorular çözmeyi de unutmayın. Hocam neden bu kitapların reklamını yapıyorsunuz? Yani bir amacınız nedir diye sorarsanız net söylüyorum arkadaşlar. Bu kitaplar on binlerce öğrencinin ...Türkiye derecesi yapmasını ya da hayallerindeki üniversiteye bir şekilde girmesini sağladı. Yani e, kimisi barajı geçti, kimisi dört yıllık çok güzel fakültelere girdi, kimisi Türkiye derecesi yaptı. Ama bu kitaplar ÖSM'nin sorularına birebir uyumlu hazırlanmış kitaplar. Bizler de bu kitaplar sayesinde sizlerin geleceğinize yön vermenizi istiyoruz. O yüzden kendi hazırladığımız, defalarca kontrol ettiğimiz, birçok öğrencinin de başarı hikayesine ortak olmuş bu kitapları... ...sizlerle de tanıştırmak istiyoruz. Açıklamadan e, bu kitaplara ulaşabileceğinizi biliyorsunuz. Hadi bakalım... Eee bitti. Konu bitti arkadaşlar. Hadi bakalım. Konu biterken konu bitti erken diyoruz. Hadi bakalım. Ödül sorumuzu yorumlara yollayın.